Karneka'da camiye Bizans bayrağı, Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetimi yapılanların peşini bırakmamalı. Rum lider disten açıklama, kapılardan geçen herkes kayıt altına alınacak. Akardan Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt, Kıbrıs bizim milli meselemiz. Otobüs şoförleri yarın Lefkoşa'da araçta eylem yapacak. Başbakanlık önünde kontak kapatacaklar. Avrupa'da ırkçılık karşıtı gösteriler. İtalya ve İspanya'da protesto gösterileri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Larnaka'da camiye Bizans bayrağı asılması olayı ile ilgili açıklama yaparak, Rum yönetiminin bu olayı yapanların peşini bırakmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti. Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi. Bu kez Larnaka'da camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var.'' Lemusundaki caminin kundaklanma girişiminden sonra bu eylemde küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır. Başbakan Ersin Tatar da Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Tatar açıklamasında şunları kaydetti. Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tarihler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Rum yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.'' Bunun için yapılması gereken ise derhal suçları yakalamak için gereken önlemleri almaktır. Bu çağda hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla Rum yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz. Din İşleri Başkanlığı da Güney Kıbrıs'ta Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılması olayının ivedilik ve ciddiyetle araştırılarak gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı. Atalay konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti. Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra Religios Trak Ofis aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izanı istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka'daki ilgili birimlerinden Konunun ciddiyetle araştırılmasının istediği iletildi. Ayrıca derhal temsilcimiz ve hala sultan imamımız Sayın Şakir Alamdarı da durumu yerinde görmek ve incelemek üzere camiye gönderdik. Ancak görevlimiz camiye vardığında yaptığı incelemede camide asılı bayrağın indirilmiş olduğu raporlandı. Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce, ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz. Özellikle dini duyarlılıkları kullanarak, dini mekanlara saldırarak, dini inançları ve inananları aşağılayarak düşmanlık oluşturmayı, nefret tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür eylemlerin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin acilen alınmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay şunları kaydetti: Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağıyla yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu. Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna Molotov kokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımda... ...Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, ima ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yangın helikopteri konusunda açıklama yaptı, bu duruma çare üretilmesi gerektiğini vurguladı. Akıncı şunları kaydetti. Bu kez de Alev Kayası Ormanlık Alanı ciddi bir yangın tehdidine maruz kalınca son iki haftada üçüncü kez Kıbrıs Rum liderliğinden yangına havadan müdahale konusunda yardım talep etmek durumunda kaldık. İkinci talebimizde yangın kontrol altına alınabildiği için havadan müdahaleye gerek kalmamıştı. Ancak Tepebaşı ve Alev Kayası yangınlarına Güney Kıbrıs'tan gerekli destek verildi. Bu çerçevede gösterilen yardımlaşmaya bizler de teşekkür ettik. Ne var ki bu duruma bir şare üretmemiz gerekiyor.'' Yangın helikopterinin Türkiye'nin Kıbrıs'a en yakın noktasında bulundurulması soruna çare değil. Bazen hava muhalefetinden adaya ulaşılamadığı bilinen bir durumdur. Nitekim ikinci yangında bu yaşanmıştır. Türkiye'ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs'ta konuşlandırılmalıdır. Bu mümkün değilse devlet olarak bir yangın helikopterini geçmişte de yapıldığı gibi kiralamalıyız veya Rum tarafıyla anlaşarak onlardan bu gibi durumlarda hizmet satın almalıyız. Herkesi bu konuda düşünmeye davet ediyorum.'' Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy, Çamlıbel'le tepe başında koronavirüsle mücadele, ekonomik sıkıntıların aşılması çalışmaları ve Kıbrıs konularına değindi. Tatar, Rum liderliğinin hala hidrokarbon aramaları konusunda işbirliğine yanaşmamasının, Kıbrıs konusunu adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşmayla sonuca bağlamak istemediklerini gösterdiğini vurguladı. Tatar şöyle konuştu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma kararlı nettir ve bundan geri dönüş yoktur. Türkiye bir taraftan münasır ekonomik bölgede aramalarını yapacak, diğer taraftan bizimle yaptığı anlaşma çerçevesinde imkanları değerlendirecektir. Madem ki bizimle ortak bir komite kurarak arama ve işbirliği yapmaya gitmiyorlar, onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız. Türkiye her defasında Rum tarafının Doğu Akdeniz'deki muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu, Rumların bizimle konuyu halletmesi gerektiğini söylemiştir. Ama Rum liderliği tüm adanın hükümeti kendileriymiş ve denizleri de karayı da istedikleri gibi kullanabilirlermiş gibi konuşmaya yani hayal görmeye devam ediyor. Bu yaklaşımla bir yere varılamaz. Kıbrıs'ta bir anlaşma istiyorlarsa egemen eşitliğimizi, haklarımızı, kurucu ortaklıktan gelen hukukumuzu tanıyacaklardır. Aksi takdirde proaktif politikalarımızı sürdürecek, Kıbrıs konusunda yeni adımlar atma yoluna gideceğiz. Başbakan Tatar koronavirüsle mücadelenin çalışmalarını da anlattı ve asla tedbiri elden bırakmadan bilim insanlarına kulak vererek her şeyin başının sağlık olduğu bilinciyle açılım sürecini devam ettireceklerini söyledi. Koronavirüsle mücadele nedeniyle zorunlu bir şekilde büyük ölçüde duran ekonomik şartların dönmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstermekte olduklarını ifade eden Başbakan Tatar şunları kaydetti: "Biz yakında açıklanacak ikinci ekonomik paketle sorunların aşılması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Memur ve emeklilerden yapılan kesintilerin geri ödenmesi de gerçekleştiği anda piyasaya girecek parayla ekonomik canlanmanın gerçekleşeceği inancındayız." Kısacası kimse endişelenmesin. Nasıl ki koronavirüsle mücadelemizde tüm dünyanın takdirini kazandığımız başarılı bir noktaya geldik, ekonomik sıkıntıları aşma mücadelemizde de başarılı olacağız. Kışkırtmalara, kara tablo ortaya koymaya, çarpıtmalara kimse kulak asmasın. Biz konulara hakimiz ve çözüm için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Simerini gazetesine verdiği röportajda mülteci sorunu ile ilgili tedbirler alındığını ve kontrollerin artırılacağını, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının yaptığı gibi geçiş kapılarından geçen herkesin kayıt altına alınacağını söyledi. Anastasiyedis 20 yıldan fazladır Güney Kıbrıs'ta böyle bir uygulama olmadığını ancak bundan sonra kimin geldiğini tespit edebilmek için eş zamanlı olarak sınır hattı boyunca tedbirler alınacağını kaydetti savaş olan ülkelerden gelen mültecilere yardım yapmayı reddetmediklerini ancak Türkiye'nin Güney Kıbrıs'a sorun çıkarmak için hava ve deniz yoluyla mümkün olduğunca fazla mülteci gönderme konusunda iyi planlanmış bir hedefi bulunduğunu iddia eden Anastasiyedis, bu sorunun hali hazırda görünür olduğunu ifade etti. Anastasiyedis, geçiş kapılarının açılması konusuna da değinerek, geçişlerin başlamasının Rum tarafına bağlı olması durumunda, çalışan, okuyan veya sağlık ya da insani sebeplerden ötürü Güney Kıbrıs'a geçmek durumunda olan Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rumlarla Maronitler için 8 Haziran'da ilk adımların atılacağını belirtti. Anastasiyedis Cumhurbaşkanı Akıncı'yla Pirko'da yaşayıp Lefkoşa Rum kesiminde çalışan Rumların Yeşilırmak kapısından geçebilmelerine olanak tanınması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ancak Rum tarafının iyi niyetine ve Akıncı'nın konuyu doğru şekilde karşılamasına rağmen KKTC hükümetinin seçimler nedeniyle farklı şeylerle uğraştığını iddia etti. Anastasiyedis biz bazı kapılardaki geçişleri daha etkin denetim için askıya aldık ancak onlar geçiş kapılarını kapattı dedi. Türkiye, münasır ekonomik bölgeyi istila etmeye devam ettikçe, müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmayacağını belirten Anastasiyedis, diyaloğa Krans Montana'da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını kaydetti. Anastasiyedis, Türkiye ile savaşa girebilecek askeri gücü elde edebilme imkanına sahip olacağına inanmak için başka bir dünyada yaşıyor olmak gerektiğini de söyledi. Röportajında daha önce doğalgaz konusunda yapmış olduğu öneriyi de hatırlatan Anastasiyedis, Ulusal doğal gaz fonunun ötesinde Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinin tanınması ve tahriklerden vazgeçmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümünden önce bile Kıbrıs Türk toplumu lehinde özel bir hesap açılıp doğal gazdan elde edilecek gelirden bu hesaba 2015'te uzlaşılmış nüfus oranına göre para akışı sağlanabileceğini kaydetti. Anastasiyedis Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri ve Rumları sözde münhasır ekonomik bölgenin %44'ünden mahrum bıraktığını da ifade etti. Rum lider Anastasiyedis durumların normale girmesinin ardından Suriye ile münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirlemek için anlaşma imzalanacağını bildirdi. yönetiminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki hareketlerini dikkatle takip ettiği ve Yunanistan'la münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzalamaya hazır olduğu haber verildi. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan haftalık Katemirini gazetesi Yunanistan'la münhasır ekonomik bölge anlaşması hazır, Atina, İtalya ve Mısır'la münhasır ekonomik bölge anlaşmasını tamamlamaya çalışıyor başlığıyla manşete çektiği haberinde Yunan diplomasisinin bölge devletleriyle münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları yapmak için koşturduğunu, Rum yönetiminin ise Yunanistan'la Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması imzalamaya dünden hazır olduğunu yazdı. Gazete Güney Kıbrıs'taki kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak Rum yönetiminin Yunanistan'la Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması ile ilgili kapsamlı dosyası bulunduğunu, geriye kalanın sadece Atina'nın siyasi karar vermesi olduğunu kaydetti. Gazeteye göre Güney Kıbrıs'la Yunanistan arasında bugüne kadar böyle bir münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması olmaması Yunanistan'ın Türkiye ile arasında su bulandırmama taktiğinden kaynaklanıyordu ancak Meriç ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler Yunanistan'ın tereddütlerine son verdi. Gazete, Atina'nın diplomatik düzeydeki dikkatini Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın İtalyan Dışişleri Bakanı ile salı günü yapacağı ve İtalya ile münhasır ekonomik bölge sınırlandırması anlaşmasının tamamlanması beklenen görüşmesine odaklandığını yazdı. Habere göre Yunanistan, İtalya münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasının son ay içerisinde hazırlandığına ve geriye sadece her iki tarafın son nokta için siyasi karar vermesinin kaldığına işaret ediliyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sondaj gerilimi için Türkiye ile çatışmaya hazırız diyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Paniagatabolus'a yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin mavi vatandaki ve semalarındaki hak, alaka ve menfaatlerini de korumakta görevli olduğunu dile getiren Akar şöyle konuştu. Türkiye olarak, silahlı kuvvetleri olarak Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün sorunlarımızı Uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, karşılıklı iyi niyete dayalı, saygıyla, sevgiyle, karşılıklı nezaket çerçevesinde, hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden, barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Bizim gayemiz, samimi gayretimiz, niyetimiz, maksadımız bu. Bu çerçevede sayın mevkidaşımla yaptığımız görüşmelerde vardığımız mutabakata bağlı olarak arkadaşlarımız heyet halinde iki defa Atina'ya gittiler. Orada toplantı yapıldı. Bir kez Türkiye'ye geldiler, burada görüştük. Aynı şekilde yine muhataplarımızı Ankara'ya bekliyoruz. Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumunun da belli olduğunu dile getirerek, ''Yıllardan beri sürdürdüğümüz politikalarımız var. Kıbrıs'ın bizim milli meselemiz olduğunu herkesin bilmesi lazım.'' Orada da herhangi bir şekilde oldu bitti'nin söz konusu olmadığını herkesin aklının bir tarafında tutması lazım. Orada da barışçıl yöntemler neyse, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunları çözelim. Amaçımız, gayretimiz bu. Gerektiğinde bu konuda silahlı kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan test sayısının 24 olduğunu ve pozitif COVID-19 vakaya rastlanmadığını açıkladı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 2364 test sonucunda 4 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yeni vakaların 3'ü yurt dışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu. Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964 oldu. şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma faaliyetleri başlıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre faaliyetler şu kurallarla başlayacak. Tüm araçlar sefer öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek. Şoförler ve biletçiler maske kullanacak. Tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak. Her araçta sefer esnasında el dezenfektanı bulundurulacak. Her araç kapasitesi kadar yolcu alabilecek. Her araç sık aralıklarla havalandırılacak. Tüm güzergahlar, trafik tarihi müfettişleri ve Sağlık Bakanlığı halk sağlığı müfettişlerince sıklıkla denetlenecek. 1181 Alo Ulaşım hattı bu çerçevede yaşanabilecek her türlü sorun için 7/24 devrede olacak. Bu çerçevede özellikle kapalı olan dönem şerisinde sektörün karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ışığında da bir dizi çalışma hayata geçirilecek. Buna göre başlayacak seferler sektör temsilcileriyle gözlemlenecek ve özellikle yolcu potansiyeli çerçevesinde sektörle belirlenecek süre boyunca teşvik uygulaması yapılacak. Yine sektör temsilcileriyle belirlenecek kapsamda belli bir süre zarfında sektöre bir can suyu olabilecek, mazot girdi desteği sistematiği şekillendirilecek. Sektörün içinde bulunduğu dar boğazı aşabilmek adına bakanlıkla işbirliği içerisinde işletmecilerin büyüklüğüne göre yaralanabilecekleri, acil finansman ihtiyaçlarını çözebilecekleri kredi imkanları çalışması yapılacak. Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere yarın Lefkoşa'da araçlı eylem yapacak. Şoförler meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapayacak. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği basın sözcüsü Zeki gece, sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacağız. Süresiz grevde olacağız dedi. Kariş üyeleri Lefkoşa Otobüs Terminali'nde saat 9.30'da toplanarak saat 10.30'da meclis önünde basın açıklaması yapacak ardından başbakanlık önünde kontak kapayacak. Koronavirüs ve diğer sağlık sorunları nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için Uzun zamandır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk'ten 12'sinin cenazesi de adaya ulaştı. <laughs> Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Şagür, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Gazimosa Limanı'na ulaşan 12 cenazenin defin için belediyelere teslim edildiğini belirtti. Türk Hava Yolları kargo uçağıyla Hitro Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gönderilen 12 cenaze karayoluyla Mersin Limanı'na, oradan da feribotla Mausa Limanı'na ulaştırıldı. Defnedilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen 10 erkek, 8'i kadın merhumlardan, 7'si Covid-19, 11'i de diğer sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'den 5 Haziran'da yapılan charter seferlerle 6 Kıbrıslı Türk'ün naaşı ülkeye getirilmiş ve defnedilmişti. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 100'e yaklaştı. En genç kayıp kayıtlara 26 yaş olarak geçti. Cumhuriyet Meclisi yasama gündemiyle toplanıyor. Genel kurulun saat 10'da başlaması beklenen toplantısında bir yasa önerisiyle bir yasa tasarısı görüşülecek. Buna göre genel kurul gündeminde genel kuruldan komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatı'ndan önce yabancılardan sözleşmeyle satın alınan taşınmaz malların kaydını düzenleyen değişiklik yasa önerisiyle ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısı var. Hukuk, siyasi İşler ve dış İlişkiler komitesinin öneri ve tasarıya ilişkin raporları da genel kurula sunulacak. Tedavi gördüğü Gazimpaşa Hastanesi'nde hayatını kaybeden Osman Saif Elde'nin ölüm nedeninin kan ve doku örneklerinden yapılacak incelemenin ardından belirleneceği açıklandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Osman Saif Eldin tedavi gördüğü Gazi Moza Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 Haziran'da yaşamını yitirdi. Eldin'e Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Kan ve doku örnekleri alındı. 23 yaşındaki gencin kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 3 aylık bir aranın ardından Lefkoşa Açık Pazarı'nda Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Armancı ile birlikte ürününü pazarlayan üreticiler, esnaf ve alışverişe giden yurttaşlarla yeniden buluştu. Akıncı Lefkoşa Açık Pazarı ziyaretinin ardından şunları kaydetti: "Salgınla mücadelemizin zorunlu kıldığı bazı tedbirlere genellikle uyulduğunu gözlemlemekten memnunum. Bununla birlikte bazı yurttaşlarımızın özellikle maske konusuna uyum sağlayamadıkları da bir gerçek." Buralarda virüs bitti, bize bir şey olmaz rahatlığı var. Sanırım bizi bekleyen en büyük tehlike de bu. Sohbetler çerçevesinde ben de gereken uyarıları yaptım. Yine de toplu alanlarda daha fazla tedbire gerek olabilir. Maskeyi pek sevmedik ama bir süre maske, mesafe, hijyen üçlüsüyle yaşamayı öğreneceğiz. Başka çare yok gibi görünüyor. Tedbirle, anlayışla, dayanışmayla elbet bu zorlu günleri aşacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Lefke'yi ziyaret ederek Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bölgede varlık gösteren sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Erhürman, Lefke'nin madencilik geçmişinden gelen bir travması olduğunu, bunu da kimsenin görmezden gelemeyeceğini söyledi. Lefke'de madencilikten kaynaklanan çevre sorunu bulunduğuna dikkati çeken Erhürman, kimsenin Lefke ile ilgili bir şey konuşurken bütün bunlar olmamış gibi davranamayacağını kaydetti. Koronavirüs sürecinin yönetme erkin elinde bulunduran veya bulundurma ihtimali bulunan herkese bilimin temelinde hareket edilmesi gerektiğini öğrettiğini vurgulayan Erhürman, ''Umarım bu ders diğer alanlarda da artık kullanacağımız bir ders haline gelir.'' Yani bu deneyim ekonomide de, maden meselesinde de, çevre meselesinde de bilimin verileri ışığında davranmamız gerektiğini, doğru yönetimin ancak bilimsel verilerin üzerine inşa edilebileceğini bize göstermiştir umarım. Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü. Çevre hukukunun en temel ilkelerinden biri katılımcılık ilkesidir. Görevde olduğumuz dönemde hazırlanan iyi idare yasası Bilgi edinme hakkı yasası gibi birçok yasada bu temel ilke üzerinde inşa edilmiştir. Her ne yapılacaksa burada bu saatten sonra muhakkak surette Lefke halkının da dahil olacağı bir yapının üretici kararlar çerçevesinde yapılmalıdır. Kararlara katılmayı talep ederken 3 nokta belirliyorsunuz. Lefke'deki sivil toplum örgütleri, belediye ve üniversite. Bana göre tam da üçgeni tamamlıyor. Hem halkı temsil ediyor, hem bilimi, hem de bölgesel yönetimi. Her ne yapılacaksa da Lefke halkının istediği ve kabul ettiği bir şey yapılmalıdır. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu'nun daveti üzerine örgüt temsilcileriyle görüştü. Portisbeni'nin CMC arazileriyle ilgili işletme sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından başka bir şirkete yeni madencilik izni verileceği yönünde endişe olduğunu belirten Özdiğit, Lefke bölgesinin geçmişte madencilikle ilgili acı bir deneyim yaşadığını, olumsuz etkilerin halen sürdüğünü kaydetti. Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz diyen Özdiğit, CMC'nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti. Ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını vurgulayan Öz Yiğit, Lefke bölgesinin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiğini kaydetti. CMC tesis alanı ve karadağ açık işletme alanlarının bir an önce rehabilite edilmesi, toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Öz Yiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu, atılacak adımlarında bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti. Özyiğit Gelecek Planlaması, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır dedi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, İskeli ilçesinde yapılan istişare toplantısında hükümeti beceriksizlik ve iş suçlayarak, hani ne toplarsak eşit paylaşacaktık. Sizin eşitlik anlayışınız bu mu? Siz sadece memurların hükümeti misiniz? Özel sektöre dağıttığınız 1500 lira gasp ettiğiniz üçüncü ülkeden gelen emekçilerin ihtiyat sandığı paralarıdır. Onu bile dağıtırken haksızlık yaptınız. Yüzünüze, gözünüze bulaştırdınız. Sizin cebinizden özel sektör için 5 kuruş para çıkmadı. Siz bu ülkenin başına gelmiş en büyük talihsizliksiniz dedi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyük Yılmaz ülkede değişimin şart olduğunu, değişime Cumhurbaşkanlığından başlanacağını söyleyerek seçimler ister 11 Ekim'de ister Anayasa Mahkemesi kararıyla daha önce yapılsın, bizim için sonuç değişmez, seçimlere en hazır partiyiz, GDP olarak bu seçimlere damgamızı vuracağız dedi. YDP ilçe istişare toplantıları Lefke ile devam edecek. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Oğuzhan Hanasipoğlu, Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Haftalık Katemiri'ne verdiği röportajda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güney Kıbrıs sınır kapılarının yeni tip koronavirüs vakalarının her iki tarafta da sıfırlanmasıyla birlikte açılacağını söyledi. Gazetenin yeni tip koronavirüs salgınının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki süreci ve ülke ekonomisi ile ilgili sorularını cevaplayan Hasipoğlu, ubp koalisyon hükümetinin geçişleri siyasi sebeple geciktirdiği söylentilerinin sorulmasına karşılık şunları söyledi. UBPHP hükümetinin siyasi sebeplerle geciktirdiği görüşüne katılmıyorum. Şu anda kuzeyde yeni vaka yoktur. Uğruna büyük bir mücadele verilen bu sağlıklı durumu feda etmek istemiyoruz. Bize göre sağlığın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Ve elbette bütün barikatlar gerekli önlemlerle birlikte açılacak.'' Barikatlar açılmalıdır. Ancak açılma bize değil daha çok güneye bağlıdır. Şu anda güneyde vaka sayısının sıfırlanmasını umuyoruz. Adanın tamamında vaka sayısının sıfır olacağını umuyorum. Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kuzey Kıbrıs'ı yönetenleri halkının ihtiyaç ve menfaatlerine uygun kararlar almaya davet etti. Parti, Kuzey Kıbrıs'ın emekçileri, küçük esnafı, sağlık sorunları olan vatandaşları, bölünmüş aileler ve Pirko köylüleri adına geçiş noktalarının bir an önce açılmasını kuzeydeki yönetimden talep etti. Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi yaptığı yazılı açıklamada Güney Kıbrıs yönetiminin 8 Haziran'dan itibaren adanın iki bölgesi arasındaki geçişleri kontrollü olarak açma kararı aldığı hatırlatıldı. Açıklamada her iki bölgenin de COVID-19 salgınını kontrol altına aldığı bu ortamda iki taraftan binlerce insanı mağdur eden bu uygulamaya son verilmesinin yerinde ve doğru bir karar olduğu belirtildi. Kıbrıs Sosyalist Partisi sanayicilerin yeşil at düzü çerçevesinde yürüttükleri ticari ilişkilerin sürdüğü bu ortamda işçilerin ve esnafın açlığa ve iflasa sürüklenmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı. Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyonu geçti. Virüs nedeniyle 402 bin aşkın kişi yaşamını yitirdi. Covid-19'a yakalanan 3.422.299 kişi iyileşirken halen 3.175.940 kişi tedavi görüyor. Yeni tip koronavirüs vakası en fazla Amerika'da görüldü. Bu ülkede 1.988.545 kişi Covid-19'a yakalandı. Amerika'nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Peru, Almanya ve İran oldu. Türkiye'deki vaka sayısı ise 169.218'e ulaştı. Vaka sayısı 50.000'i aşan diğer ülkelerse şöyle sıralandı: Fransa, Şili, Meksika, Pakistan, Suudi Arabistan, Kanada, Çin, Katar, Bangladeş ve Belçika. İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Popolo Meydanı'nda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak programında siyahların hayatı değerlidir sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Amerika'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti. Protestoda yapılan konuşmalarda 2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı. Gösterinin son bölümünde binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeyi gönderme yaparak protestolarını sessiz şekilde sürdürdü. Give respect to them. They deserve our respect. Göstericilerden sık sık sosyal mesafeye uymaları istenirken maske ve eldiveni olmayanlara da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı. Irkçılık karşıtı gösterilere İspanya'da dahil oldu. Başkent Madrid'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi. göstericiler zaman zaman diz çökerek sessiz kalarak ya da alkışlarla ırkçılığı protesto etti. Kalabalık Amerikan Büyükelçiliği önündeki gösterinin ardından kent merkezindeki sol meydanına yürüdü. Bu arada ırkçılığın sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri İspanya'da nefret suçlarının son yıllarda %20 arttığını ve suç duyurularının başında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı geldiğini ifade etti. Afrika kökenli siyahiler İspanya'da yabancılar yasasında reform yapılıp haklarının genişletilmesini talep etti. Madrid'dekine benzer gösteriler binden fazla kişinin katılımıyla Barcelona'nın kent merkezindeki Sant Jun Meydanı'nda da düzenlendi.